Evet, Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu Selahattin Kınalı. Deplasman kabusu diyebileceğimiz bir süreç Trabzonspor için ama aynı zamanda tabii bu sezon şampiyonluk sezonunun ardından biraz moraller bozuk Trabzonspor camiasında, taraftarında. Biraz mı? Yani Trabzonspor taraftarı futbolu seven, futbol severlerden Evet. bahsediyorum. Renkler üzerinden karakter inşası derdinde olanlar var. Onlara bir şey anlatamayız. Ama gerçek futbol sever Trabzonspor taraftarı geçen sene şampiyonluk sezonunda da aman aman top oynamadığını biliyordu Trabzonspor'un. İşin ilginci Abdullah Hoca da Trabzonspor'un iyi top oynamadığını farkındaydı. Şampiyonluk oyunu oynuyorduk dedi ve gerçekleştirdi. İşte özlem sona erdi ama sezon başında Abdullah Hoca da geride kalan sezon takımın top oynamadığını farkında olarak büyük bir değişime gitti takımda. Yani Vakame'nin gönderilmesi bu değişimin sembolüydü aslında. Ama hoca gönderdiği oyuncuların yerini aldı ya da işte giden de oldu. Hani Cornelius kendisi gitmek istedi filan. Visca sakatlandı. Bunları bahane başlığı altında toplayabiliriz. Baktığımız pencereye göre değişir. Çünkü bana göre Visca da şampiyonluk sezonunda geldi, birkaç maçta katkı yaptı. Onun dışında çok fazla bir etkisini göremedik Trabzonspor'da. Sakatlık yaşadı. Dün de sakatlanarak oyundan Durmadan çıktı. artık yaş gitti Serhan, normal. Çok şey yapmıyorum. Çok iyi niyetli olabilir ama vücut, ya beyin ister kaslar taşımaz seni. Taşımıyor işte. Abdullah Hoca kendi oyun anlayışına göre kendisini 3. bölgede oynayabilen bir hoca sıfatına taşımak istedi. Çünkü teknik adamların da bir dünyası var ve o dünyanın içinde de konuşuluyor. Yani Abdullah Hoca savunma oyunu oynatır. İleride işte bıkmadan usanmadan yan paslar yapar. Bir boşluk arar. İşte bir gol bulur. Maçı kazanır. Ama onun dünyada çok futbol antrenörleri dünyasında diye bu işe kafa yoranların dünyasında çok karşılığı yok. Hoca da evet ben şampiyon oldum. Bak şimdi bu sezonda top oynayacağım. Göreceksiniz. Transferleri yaptırdı. Yönetimde hangi oyuncuyu istediyse aldı hocanın. Fakat hocanın bagajında, görsel hafızasında, arşivindeki futbol algısı oyuncu seçiminde de kendisini hatalara yöneltti. Seçtiği hiçbir oyuncu aslında oynatmak istediği futbolun oyuncuları değilmiş. Bunu biz göremeyebiliriz, biz yanılabiliriz. Hocanın yanılma şansı yok, lüksü yoktu. Hoca yanıldı, aldığı hiçbir oyuncu kafasındaki oyun şablonuna uymadı. Ve Trabzonspor bugün 4 milyar borçla baş başa kaldı. Ve 52 kadro da kimseye ümit vermiyor. Hani çok yerden yere de vurmak istemiyoruz. Bireysel olarak baktığında hepsinin bir değeri olabilir. Fakat futbol bir takım oyunu, bireysel bir gösteri değil. Piyano çalmıyorsun yani. Hepsinin birbirini tamamlayıcı oyuncular olması gerekiyor. Ve bu anlamda Abdullah Hoca bana göre aldığı oyuncularla bu işin olmayacağını anladı. Bir an önce kendisini Trabzon'dan kurtarmak istedi. Kendi çaresizliğini de sık sık dile getirerek aslında yönetimin oturarak onunla daha erkenden yol ayrımına gitmesini bekledi. Baktı ki yönetim bu oyuna gelmeyecek. Öyle söylüyorum tırnak içinde bu oyuna gelmeyecek. Sonunda Adana Demirspor maçı öncesi ipler koptu. Yani gidiyorum ben dedi ya da gönderin beni dedi. Ya da yönetim dedi artık. O tarafının iç yüzünü tam olarak bilmemiz imkansız. Ama Abdullah Hoca yeni bir takım inşa etmeye çalışırken bir enkaz inşa etmiş. Şimdi bugün gördüğümüz Abdullah Hoca'nın transferleriyle kalan bir enkaz Trabzonspor. Ve yeni yönetimin de işi çok çok zor. Yani Trabzonsporlar hatta şeylerden var. Sosyal medyada görüyoruz. Yönetim istifa. Trabzon fıkrası gibi. 15 gün olmamış yönetim geleli. Yönetim istifa diyorsun. Oysa bu yönetim gelir gelmez en büyük sıkıntısı yaklaşık 20 milyon euroluk acil ödeme. Şu değersiz oyuncular bile yani hocanın kendi oyun kafasındaki oyun sistemine uygulayıp zenginleştiremediği, değer katamadığı oyuncuların bile değerlerini korumak zorunda Trabzonspor yönetimi şu anda. Çünkü elindeki malzeme bu. İşte Bardis'i, Bartra'sı, Trezeguet'si bunlara servet yatırıldı. Bu servet niye yatırıldı? Hocamız dedi ki ben bu oyuncularla yeni sezonda da şampiyonluğu kovalayacağım ve güzel futbol oynayarak yapacağım bunu. Kağıt üzerinde çok iyiydi. Ama az önce anlatmaya çalıştığım gibi Abdullah Hoca'nın kafasındaki güzel oyunun karşılığı olarak seçip getirdiği oyuncuların toplam kalitesi
Hani şey denir ya, halkalardan bir zincir oluşturursun. O zincirin en zayıf hali, en güçlü hali, en zayıf halkası kadardır. Ya o halka koptuğu zaman zincirin bir anlam kalmaz, kimseyi taşımaz. Trabzonspor'da transfer edilen oyuncuların hiçbiri, biraz hoca açısından da bu üzücü, hocanın istediği hiçbir şeye cevap veremediler. Ama bu bireysel yeteneklerden bir takım oluşturacak olan da Abdullah Hoca'ydı. Abdullah Hoca da bana göre kendi kafasında, kendi mesleki birikiminin bir arşivi var. Bir futbol algısı var. O futbol algısında 3. bölge oyununun, oyunu bölümünün çok kısa olduğunu görüyoruz. Önsöz gibi. Ve o önsöz gibi birikim oyuncu seçiminde de hocaya yanlışları etti. Hoca aslında hem kendini şöyle bitirdi. Trabzon'dan kaçtı. Kimseye başka türlü anlatmaya kalkmasın. Biz bunu yemeyiz. Hoca bu takımdan bir şey olmayacağını sezdi ve Trabzon'dan kaçtı ve her koşulla yanında duran, bana göre Ertuğrul Doğan'a da büyük haksızlık yaptı. Çünkü bu takım bu sezonu yine Abdullah Hoca ile bitirmeliydi. Ne yapacaksa yani mevcut yapıdan en iyi sonucu yine Abdullah Avcı alırdı. Bu sezonu bitirebilirdi hocam. Siz bugünkü tablonun tek sorumlusu olarak Abdullah Avcı'yı görüyorsunuz. Tabii ve Abdullah Avcı'nın seçtiği oyunculardan verim alamayışını. Hoca kariyerini değil de Trabzonspor düşünseydi daha farklı olabilirdi mi diyorsun? Tabii ez cümle aslında onu söylüyoruz. En azından Seran her koşulda yanında duran Ertuğrul Doğan, kendisi de her konuşmasında Ertuğrul Doğan'la ilişkilerinin ne kadar iyi olduğunu, önünü nasıl açtığını hep anlattı. Sen şimdi Ertuğrul Doğan'ı yüzüstü bıraktın, kaçtın hocam. Kusura bakma yani. Bu takımın başında sezon bitene kadar siz olmalıydınız. Peki Serhan Türk, dün Kasımpaşa Kemal Özdeş yönetiminde, orada da yeniden bir birliktelik başladı. Hem Kemal Hoca'ya hem Kasımpaşa'ya hayırlı olsun diyelim. Diğer yandan da Orhan Akın ardından İhsan Derelioğlu Trabzonspor'da dün takımın başındaydı. Mücadeleyi nasıl değerlendirirsiniz diye soracağım. İstatistiklere baktığımda aslında Trabzonspor %58'lik topla oynama oranına sahip. Kasımpaşa %42. Hemen şöyle bir orta sayılarına da bakıyorum. 19 ortasının 5'i isabetli Trabzonspor'un. Aynı zamanda toplamda da 11 şutu var. 3'ü isabetli Bordo Mavililerin. Bulduğu fırsatları daha iyi değerlendirense Kasımpaşa'ydı. 15 şutunun 7'si isabetli. Evet, aslında canlı istatistik benim. Çünkü dünkü karşılaşmayı ben canlı izledim. Evime yakındı. Gittim izledim karşılaşmayı. Baktığımda Trabzonsporlu futbolcular bu ligi bitirmiş, bu seneyi bitirmiş. Öyle bir kafa yapısı vardı, öyle bir anlayış vardı, öyle bir diziliş vardı, öyle bir oyun şekli vardı ki ben anlatamam. Çünkü geçen sene şampiyon bitirmiş bir Trabzonspor, bu sene kupayla başlayan Trabzonspor'un futbolcu kalitesinde üstünde yerler esiyor. Yani böyle bir kötü bir durum kesinlikle olamaz. Geldiğimiz noktada ben mesela Kasımpaşa'nın kadrosuna bakarsan 2 milyon euroyu falan tutar. Yani hani bonservis ve yatırım anlamında. Toplam takım değeri 30 milyon. Trabzon'un 130 milyon. Bu seneden bahsediyorum. Bu seneki yatırımların devre arasında. Ama bir tarafta da Trabzonspor'da 2 milyon yatırım yapılan bir tane oyuncu var. Danceville. Yani 2.2. Tam bir bomba. Yani ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir olay göremedim ya. Sen orada defans bölgede oynuyorsun. Stopersin. Sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Abdullah Avcı'm. Abi stopersin. 2 milyon euro para alıyorsun. 2.2. Tamam, ben de yuvarlayayım biraz. Yani ondan bile fazla. Trabzonspor'un bu seneki en büyük zaafı defansif anlamda zaafıydı. 48 gol atan Trabzonspor kendi kalesinde 45 gol yedi. Demek rahat gol yiyebiliyorsun ki ben dünkü karşılaşmada canlı canlı Danceville bombasını gördükten sonra buna daha fazla hak verdim. Böyle bir şey olamaz yani. Topu çıkacaksın. Sen son adamsın orada. Topu çıkarman lazım. Her harekat, her pasında, her çıkışında o pas Kasımpaşalı oyuncuya gelir mi? Yani hiçbir şekilde ben bu kadar top kaptıran, bu kadar çok defansı zorlayan, bu kadar çok defansı zora sokan bir oyuncu ben dünkü karşılaşmada görmedim. Dersfield tam anlamıyla aldığı para itibariyle tam bir hayal kırıklığı diyebilirim. Ya parası konuşuyoruz da Serhan, parası ayrı. Genel olarak takım bir düşüş halindeyken bütün oyuncuları etkilememesi imkansız. Şimdi Denzil, ben de eleştiriyorum. Güven eksikliği de var futbolda. Ama mesela derinlemesine pas atıyor. O pası almak için hamle yapan bir oyuncun olmayınca rakip hamle yapıyor, alıyor. Körü körüne atmayacaksın o pası işte. O zaman kenarlar oynayacaksın, kenarlardan geçeceksin. Ya da uzun top oynayacaksın, orada defansı rahatlatacaksın. Sen tek pasla derinlemesine pas attığında her pasın Kasımpaşalı oyuncuya geliyorsa
Burada demek ki pasta bir sıkıntı sadece var. Sadece yani tamam haklısın. Ben ama sadece demiyorum takım anlamında diyorum evet. Abi. Takım anlamında evet. Zaten takımın üstüne kara bulutlar çökmüş. Futbolcuların ayakları iki adım gitmiyor. Böyle bir durum olamaz. Eren Elmalı. Yani ben Eren'e de ben dünkü karşılaşmada ben çok ayıpladım, çok yazıkladım. Diğer tarafta Abdülkadir Ömür tamam dün takımın en çok çalışan adamıydı ama sadece koşuyor. Koşu haricinde bir şey yok. Yani Seren, kopukluk var. Futbolcular arasında kopukluk var. Bir anlaşamamazlık var. Pas ritmini yakalayamıyorlar Seren, abi. Seren kaos ortamından dolayı mesela Ehsan Derelioğlu iki önlü buraya çıktı sahaya. Karşında Barcelona oynamıyorsun. Kasımpaşa ile oynuyorsun. Fakat şunu anlıyorsun. İki önlü buraya çıkınca Siopis'le Doğucan'la anlıyorsun ki Trabzonspor'un ilk derdi yenilmemek. İki önlü buraya çıkınca doğru ne oluyorsun? Şey. Forvet'ten bir adamın eksik oluyor. Rakip ceza sahasına giremiyorsun. Yani Abdüş diyoruz ya topla dripling yapıyor ama seçeneği yok. Tek seçeneği şey ya sağ kenardaki Vizca'ya topu atacak ya da üç tane rakip stoperin arasında boğuşan Maxi Gomez abi, atacak. Abi sen Trabzonspor'sun. Rakip ceza sen sahasına 5-10 kişi girmen sen gerekiyor. Sen şu an 44 puansın. Alsaydın 47 puan oluyordun. Ve otomatikman Avrupa kupalarını da zorlayacaktın. Böyle bir durum söz konusuydu. Tamam ya bu işte saatten sonra öyle Ceyda'nın bir şey dediği özgüven. Abi neyin eksikliği. Özgüveni? Bu futbolcuların çoğu geçen sene şampiyon olan takımın parçası değil miydi? Dündür. Bugün ya dündür diye bir şey yok. Kalite farkı o zaman. Yok Seren. İşte olmuyor işte olmuyor. Yani ben dünkü karşılaşmada gerçekten futbolcular kafasında bu sene ligi bitirmişler. Artık seneye bakıyorlar ne olacak sene. Ne yapması gerekiyor sana göre Trabzonspor'un kalan 8-9 maçta? Abi bu futbolcu topluyla oynamaması lazım. Getirsin altyapıdan oyuncu getirsin onlarla oynasın. Hani Trabzonspor geçen gün profesyonel imza attırdı 5 tane futbolcusuna. Gerekirse evet, onlarla oynasın. Için. Ya böyle bir hani ruhsuzluk olamaz. Böyle bir hani burun duymazlık olamaz ki. Ben geçen sene Trabzonspor'un şampiyon olduğu zamanki maçlarını görüyorum. Her futbolcu katkı sağlıyor. Her futbolcu parçası olmaya çalışıyor. Her futbolcu o formayı almaya çalışıyor. Ama bu sene hiçbir futbolcu oyuna girmek istemiyor.